Evet, kartvizitlerimi almaya geldim. Ardil Koreklam. Yıllardan beri kendileriyle çalışıyorum. Bu sefer de YouTube kartlarım için geldim. Kardeşler, hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Neredesiniz? Kardeşim nasılsın? Eyvallah. Sağ İyiyim, olun. Kartlar hazır mı? Hazır hazır. İlker Bey, kolay gelsin. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim kardeşim, sağ ol. Evet, kartvizitleri. Bunlar işte benim Buyurun. Abone kartlarım. Elinize sağlık. Süper olmuş kardeşim. Çok güzel olacak ya. Uğraş bu kadar. Arkadaşlar, kartvizitlerimiz hazır. Sosyal bir deney için Zonguldak'a gideceğim. Size deneyimin içeriğini Zonguldak'ta açıklayacağım arkadaşlar. Otostopla gitmeyi düşünüyorum. Hadi yolculuğumuz başlasın. Bana kamyon giriyor. Hızlıca. Selamünaleyküm. Abi ne tarafa? Şu kartımı al abi. Herhangi bir ihtiyacın olur. Tamam, ulaşırsın bana oradan. Yürürmem bu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zonguldak'tayım. Daha önce hiç denenmemiş bir yöntem deneyeceğim bugün. Abone kazanma yöntemi. Diğer yöntemlerin hepsini unutun. Bu yöntem bence efsane olacak. Şöyle bir kartviziti bastırdım. İnsanlara gidip kanalıma abone olup olmayacaklarını soracağım. Muhtemelen olumlu cevaplar alacağımı düşünüyorum. Bir günde kaç tane abone kazanabileceğimi görmek istiyorum arkadaşlar. Ben Ecevit Üniversitesi'nin içindeyim. Gel oğlum. İlk röportajı yapacağım kişi bu. Bebek. Sahibi nerede bilmiyorum ama hadi başlayalım arkadaşlar. Karadeniz'in hırçın suları. Pardon arkadaşlar, bakar mısınız? Röportaj yapma şansımız var mı sizinle? Merhaba öncelikle. Evet. Şöyle olayım size. İsim neydi? Batuhan Demirtaş. Batuhan Demirtaş. Evet. Özgür Tavcı. Uğur Bey'im de arkadaşlar. Memnun oldum. Memnun oldum. Size iki tane sorum var. Birincisi, YouTube'da neler izliyorsunuz? YouTube kullanıyor musunuz daha doğrusu? Ve YouTube'da neler izliyorsunuz? Mesela şöyle örnek vereyim. En çok dikkatini çeken şey YouTube'da nedir yani? PUBG. Mesela? PUBG. Evet. PUBG. Ya sen şu an YouTuber olsan PUBG mi çekerdin? Evet. En çok dikkatini Aynen. çeken şey o. Çünkü hem PUBG güzel izleniyor hem güzel bir oyundur. Hem çekerken eğlenmiş olurum. Evet. Aynen. Peki sen kardeşim? Ben abi mesela sosyal deney yapardım. Sosyal deney? Yani benim şu an yaptığım şeyler. Aynen. Mesela denimli bir kanalı var. Adam 1 liraya sınav çektirmiş bir yaşlı amcaya. 100 tane mi, 60 tane mi ne çekmiş? Her çektiği sınava 1 lira vermiş. Evet. Ben de öyle yapardım mesela. Benim şu anki sosyal deneyimin amacı aslında şu kartvizitlerle abone kazanabilir miyim acaba diye. Böyle bir kartvizit bastırdım. Kanalıma abone olur musunuz diye. Oluruz abi. Şöyle size bu kartları vereyim. Abone olursanız sevinirim. Hoşunuza giderse tabii. Hoşunuza gitmezse. Abone olun evladım, tamam mı abi? Biz de bilelim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Ne? Tolga abi. Tolga. Mustafa abi. Mustafa. Yiğit. Yiğit. Memnun oldum arkadaşlar. Ben de Uğur. Ben bir YouTube kanalı açtım. Ya yeni açtığım için kanal biraz yavaş ilerliyor. Bu şekilde bir kart izi bastırdım. Bunu dağıtıyorum. Beğenirseniz abone olursunuz. YouTuber olsan ne çekerdin? YouTuber olsaydım vlog çekerdim abi. Mesela günde şu kadar parayla ne yapılır? Anladım kardeşim. Teşekkür ederim. Senin peki? Deniz ilgili şeyler ya. Denizle ilgili şeyler. Denizle ilgili şeyler. Evet. Peki senin var mı düşüncen? Yeni alınan bir eşyanın incelemesi, araba falan. Yani şey, kutu açılışları falan yapıyorlar. Mesela yaş kaçtı? 15. 15. 15. 15. 15. Sizi YouTube atacağım arkadaşlar. Sıkıntı tamam. yok değil mi? Yok abi. Tamam. İyi günler. Bu arada kameramanım olmadığı için, tripod'dan çektiğim için az önceki arkadaşlar kameranın yarısına çıkmamışlar. Ama yine dağıtmak istiyorum. Çünkü güzel bir sohbetti. 15 yaş grubu arkadaşlardı. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Çünkü ben YouTube izleyicisinin 12 yaş ve 25 yaş arası olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu atacağım arkadaşlar. Artık ses var ama görüntü yok. İdare edersiniz artık. Çok fazla kartvizit dağıttım bu arada. Ama hala röportajımı istediğim ölçüde yapabilmiş değilim. Burası Bülent Ecevit Üniversitesi'nin olduğu yer.
Kardeşler, beyler, seviyoruz sizi. Selamlıyorum kim? Seviyoruz sizi. Ben Polcu ya. Buldum. İşte 10 numara arkadaşlarımı buldum. Beni tanıyorlar mı zaten? Aynen. Aynen. Beyler, ben sosyal bir deney yapıyorum bugün. Tamam. Zonguldak'a bu yüzden geldim. Nerede geldin? İstanbul. İstanbul'dan geldim arkadaşlar. Beni tanıyorsun ama İstanbul... İşte neyse, önemli değil. Önemli değil. Tanıyoruz abi. Şimdi arkadaşlar, ben sosyal bir deney yapıyorum bugün. Benim sosyal deneyimin amacı, abone bana gelmedi, tamam mı? Ben yeni açtım kanalıma. Tamam. Ben de aboneye gitmeye karar verdim. Evet, siz benim abone olmanız lazım. Helal olsun. Ben kartvizit bastırdım. Böyle dağıtıyorum herkese. Şimdi size dağıtayım. Yani kanalı beğenirseniz abone olun zaten. Şöyle dağıtayım. Abi zaten şey takip ediyoruz. Aynen. Yani, numarası. Olsun, ben size numara bakayım. Arkadaşınıza tavsiye edersiniz. Aynen. Asıl sorum şu. Sen bugün YouTuber olsan ne çekerdin? Senin dikkatini çeken nedir? Paten vlog çekerdim abi. Paten vlog. Güzel, bak dikkatimi çekti mesela şimdi. Sizi durdurdum. Sen ne çekerdin kardeşim? Abi ben röportaj yapardım. Ya. Röportaj. Aynen. Bu şekilde sosyal deneyler falan. Senin gibi aynen. Senin kardeşim? Ben eğlence videosu çekerdim. Eğlence derken mesela? Yani millete komik video. Aynen. Gülmeme çalışlar falan. O şekilde şeyler yapıyorsun değil mi? Eğlence bir ürün. Sen beraber misiniz zaten? Sen abi kardeşim. Ben söyleyeyim mi? Aynen gel bak, kardeşim. Sen bayağı işini dökeceksin belli. Ben şimdi söyleyeyim abi. Gülmeme challenge. Evet. Bütün çocuk 7 yaş altı izliyor bunu. Doğmamış çocuk. Annesi doğruyu izliyor. 50 kuruşluk sakız vs 1 liralık sakız. Değil bunlar mi? En başta. Bunlardan başka da bilmiyorum. Peki siz bir araya geldiğiniz zaman mesela hiç konuşuyor musun YouTuber'lar hakkında? Abi ben başladım. Abi. Başladın devam mı? Devam ettiremedim ya. Süper. Biz de başladık. Kardeşim. Ama sabır, devam ettireceğim. Evet, sabır isteyen bir şey kesinlikle. Herkes. Abi bak size al işte abone bulma yöntemi. Bunu Türkiye'de tek yapıyorum. Yani ben yaptım. Aynen. Helal olsun. Bu şekilde Zonguldak'tan başladım. Düzce'liyim ben de bu arada. Memleketime kadar gideceğim. Oradan İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorum aslında. Zaten siz az çok üzülürsünüz. Arkadaşlar. Tamam istiyorum beyler. Hadi görüşmek üzere. Abi Allah'a emanet. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Pardon. Merhaba. Röportaj yapma şansımız var mı? Evet. Arkadaşlar kameraya doğru bakarsak daha iyi olur. İsim neydi acaba? Simge. Simge. Eda ben. Eda. Ben de Uğur. Memnun oldum. Arkadaşlar ben sosyal bir deney yapıyorum. Evet. Zonguldak'tan başladım sosyal deneyime. Gezebilirsem eğer 81 tane ili gezeceğim. Sosyal deneyim şu. Ben bir YouTube kanalı açtım. Kanalım için kartvizit bastırdım. Şöyle size vereyim. I am Mambo. Evet. I am Mambo benim kanalım. Daha yeni bir kanal. 2-3 hafta oldu açalı. Çok fazla abonem yok. Beğenirseniz hani abone olabilirsiniz. Bu şekilde benim kartvizit dağıtmam. Sizce bir abone kazanma yöntemi mi? Sizce ne kadar mantıklı? Daha az aboneye ulaşırsın ama bence güzel. Daha sağlıklı. Daha kalıcı abone. Yani kalıcı aboneler olur ama daha az az ilerlersin. Bir de şöyle bir şey var. Hani ben şimdi size diyalog kurdum. Arkadaşlarım sizinle. Doğru mu? Aynen. Ben bir tane abone kazanmadım aslında. Belki siz tavsiye edeceksiniz arkadaşlarınıza eğer benim kanalımı beğenirseniz. Doğru, daha etkili bir yöntem değil mi? Şimdi ben bu deneyi yapmamın amacı şu. YouTube'da para kazanman için 1000 tane aboneye ulaşman lazım. 4000 saati doldurman lazım. Bu çok zor bir süreç. 6 ay gibi bir zaman alıyor en az. Ondan önce para kazanamıyorsunuz. Kazanamıyorsunuz evet. Kazanamıyorsunuz ve 4000 saat demek 4 milyon izlenme demek. 4 milyon görüntülenme demek yani. O çok büyük zor bir şey. İnternette şöyle şeyler var. İşte 1000 tane aboneyi anında kasabiliriz. İşte bot takipçi diye şeyler var. Ama onlar YouTube artık kabul etmiyor. Hemen siliyor. Ya yani bir anda yaptığınız bütün emekleriniz boşa gidebiliyor. O yüzden ben de gerçek takipçiye ulaşmak istiyorum. Böyle bir yöntem yapıyorum. Sizce bu organik gerçek takipçi kasma olayı olabilir mi? Sizce ne diyorsunuz? Olabilir bence ama biraz da konunun içeriği önemli. YouTube kanalındaki içerik önemli. Tabii ki. Ha, ben zaten 2-3 tane video yaptım koydum. Ben kalıcılığı sağlamam için size. İlk başta tabii ki de size abone yapmaya çalışıyorum. Geri çıkma şeyimiz evet, da var. Tabii işte ki. O biraz da içerikle ilgili dediğim aynen. Gibi. Sonuçta siz kendinizin yayınlandığı videoyu izlemek istersiniz herhalde. Aynen. Size değil mi? Değil. Tamam. O zaman büyük ihtimal siz çıkmayacaksınız. Güzel. Teşekkür ediyorum size röportajınız için. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abone arkadaşlarınıza abone falan. Biz de bakacağız. Hayır Mambo. O zaman el sallayalım kanalımıza. Mambo. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zonguldak'taki sosyal deneyimin sonuna geldim. Burada yeterince kartvizit dağıttım. Yüzümün çok fazla gözükmediğinin farkındayım. Ama arkamda çok mükemmel bir manzara var. Yüzüme çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Zonguldak gerçekten güzel bir yer. Ve gittikçe gelişen bir yer.
Görüşmek üzere arkadaşlar.